Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala, Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Çekerel ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Mutlu Demiray konuğumuz. Hoş geldiniz. Sayın Pala, sizle başlayacağım. Merhabalar. Efendim, tüm hocalarımız aslında iki sorum olacak. Bir, salgının sonu yakın mı konusuyla başlayalım. Önce sonra testleri konuşalım. Açıklamalara haberde verdiğimiz Çin'deki seyrine ilişkin öngörüleri tutan Çin için mi söylüyor, dünya için mi söylüyor bu arada bu sonunun yakın olması meselesini? Ekonomik kısmını zaten yaklaşık olarak hepimiz tahmin ediyoruz ama neler söylersiniz? Buyurunuz Sayın Pala. Öncelikle iyi yayınlar hepinize, meslektaşlarımıza da merhabalar diliyorum. Bence virüsün nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir seyir izleyeceğini virologların konuşmasında büyük yarar var. Yayından hemen önce Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 yıldır koronavirüsle uğraşan bir viroloji ekibinin yayınlarını okuduğumda açıkçası ben bu öngörüyü kolaylıkla paylaşamıyorum. Virüsün etkisinin kısa sürede bitebileceği öngörüsü çok gerçekçi görünmüyor. Ne diyorlar hocam virologlar? Şöyle, virologlar bunun etkisinin daha uzun süre karşımıza çıkabileceği yönünde çok sayıda yayın yaptılar. Hatta öyle ki bazı yayınlarda etkisinin 2 yıla kadar uzayabileceği öngörülüyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri tabanlı bir modelleme yayınlandı. O modele baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri özelinde Nisan'ın sonundan itibaren biraz belki yavaşlama olacağı ama etkisinin Kasım ayına kadar sürebileceği öngörülüyor. Burada Mehmet Akif Bey, virüsün etkisinin salgındaki karşımıza çıkan hastalıklar ve ölümler bağlamındaki etkisinin asıl bu epidemiye karşı ülkelerin verdiği yanıtla doğrudan ilişkisi olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Dünyadaki dün de konuştuğumuz Singapur gibi, Hong Kong gibi, biraz Güney Kore gibi ülkelerin önlemleriyle bu önlemleri en başta almayan, geç kalan, örneğin İtalya ya da İspanya gibi ülkelerdeki seyir arasında büyük farklılık var. Ama epidemiyolojik verilere baktığımızda ilk vakanın çıkmasından sonra bu tepe noktasına erişmesi ve sonra vakaların azalması için gereken dönemin aşağı yukarı bir 11-12 haftaya kadar uzayabildiği, eğer İngiltere'nin en başlangıçta seçtiği gibi salgına herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi söz konusu olacak olursa bu sürenin de daha fazla uzayabileceği karşımıza çıkıyor. Şimdi salgınlarda genel olarak 3 tip yaklaşım, 3 tane önemli strateji önümüze çıkıyor. Bir tanesi işi oluruna bırakmak da diyebileceğimiz İngiltere'nin başlangıçta seçmiş olduğu bizim toplum bağışıklığı dediğimiz, sürü bağışıklığı deniyor Ümit'e ama ben onu toplum bağışıklığı diye çevirmeyi daha uygun buluyorum. O modelin seçilmesi. İkincisi salgının etkisinin azaltılması. Üçüncüsü de bir baskılama. Hatta bugünlerde çok popüler bir makalede çekiç diye de adlandırılan bir yöntem. Şimdi şu çok net ki eğer virüsü yol açtığı pandemi bağlamında herhangi bir şekilde baskılamaya ya da etkisini azaltmaya yönelmezseniz öyle az önceki bilim insanının söylediği gibi kısa sürede kendiliğinden bu sürecin sonlanmasını beklemek gerçekçi değil. Etkisini azaltmak için yoğun uğraşlar sürenin bizzat kısaltılabileceğini ama asıl baskılamak için eğer çok güçlü bir girişim olursa yani çok sayıda hastanın saptanıp testler aracılığıyla onların tecrit edilmesi toplumdaki nüfusun en azından %40'ının hasta olma potansiyeli gözetilerek bir fiziksel uzaklığın korunması ve kişisel önlemlerin üst düzeyde alınması ve hastalananların eğer sağlık kuruluşuna başvurma olasılıkları olursa etkin tedavisi diyebileceğimiz bir güçlü stratejinin uygulanması halinde sürenin biraz daha kısalması mümkün gibi görünüyor. Çekiç yöntemi dediniz ya, onu biraz açabilir misiniz hocam? Çekiç yönteminden kasıt şu, bugünden itibaren hemen çok sıkı önlemler almaktan söz ediyoruz. Yani örneğin özel sektör çalışanlarının işlerini yapmaya devam etmesi gibi bir strateji benimsendiği andan itibaren artık salgının baskılanması diye bir süreç söz konusu değil. Ben şu anda iş yerinden size sesleniyorum. İşe gelirken bankamatik önünde neredeyse birbirleri arasında 30 santim bile mesafe bırakmamış orta yaşlı bir kuyruk gözüme çarptı. Yani bu tip koşulları çözemezsek insanlara evde kal derken evde kalabilecekleri ortamı yaratmakta toplumun büyük kesimi için gerekli çabayı gösteremezsek o zaman bu çekiç yönteminin daha doğrusu bir salgın bilimi deyimiyle salgının baskılanmasının söz konusu olması mümkün değil. Salgını baskılayabilmek için az önce söyledim
mevcut hastaları ivedi olarak bulup onları bir an önce toplumdan, sağlıklı kişilerden ayırmamız gerekir. Hasta olma potansiyeli olan insanları da, ki toplumun en az %40'ından söz ediyoruz, birbirinden uzak yaşayacakları en azından 3 haftalık dönemde bir yaşam biçimine zorlamamız gerekir. Eğer bunları yapabilirsek o zaman süreyi kısaltabiliriz, ama bunun için öncelikle kimin hasta olduğunu anlayabileceğimiz çok sayıda test yapmanın söz konusu olması gerekir. Bildiğiniz gibi dün akşam Sayın Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan henüz bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 35 bin testin yapılabildiğini anlıyoruz. Oysa Türkiye gibi nüfusu 80 milyonu aşan, işte Suriyeli sığınmacılarla birlikte yaklaşık 90 milyona yaklaşan bir ülkede bu kadar testin en azından her gün 25-30 bin civarında yapılması halinde çok hızlı sürede çok fazla hastayı bulup onları tecrit etmemiz ve böylece sağlıklılar aracılığıyla hem onların hastalanmasını önlememiz hem de risk gruplarına virüsün yayılımını önlememiz söz konusu olabilir. Hiç önlem almayan ülkeler var. Yani mesela benim dikkatimi çeken Belarus hiç meseleyle ilgilenmiyor gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir şey, İngiltere'deki haberi takip edebildiniz mi bilmiyorum. Daha önce de hocalarla konuşmuştuk bu meseleyi. Covid bağışıklığınız var mı yok mu? Evde test yapabiliyorsunuz, eczanede satılabiliyor. İyi bir yöntem midir? İşe yarar mı? Yapılabilir şöyle, mi? Şöyle, İngiltere başlangıçta büyük bir hata yaptı. Bu hatayı yalnızca ben dillendirmiyorum. İngiltere'deki halk sağlıkçı meslektaşlarımız da bu hatayı çok sıkı bir şekilde dile getirdiler. Bu toplum bağışıklığı modelinin seçilmesi diye. Ondan sonra baktılar ki hem olgu sayılarında hem ölüm sayılarında çok ciddi bir artış var. Bu hatadan geri dönmek için ne yapabileceklerini tartışırken az önce sizin söylediğiniz internet aracılığıyla testin alınması gibi, bana sorarsanız, etkinliği sınırlı bir yöntemi tercih etmiş oldular. Etkinliği sınırlıdan kastım şu: bu satın alınacak testlerin nasıl yapılabileceği, kişilerin nasıl değerlendirebileceği ve sizin de konuşmanızda sözünü ettiğiniz gibi kamu tarafından bunların eğer hasta ya da hasta olma potansiyeli olan kişiler olduğu bilinmezse onların izolasyonu nasıl sağlanacağı gibi konular çözülmeden bu kadar fazla testin topluma gönderilmesi, bana sorarsanız, yalnızca topluma bakın biz de bir şeyler yapıyoruz demek için seçilmiş bir yöntem gibi görünüyor. Bunun yerine çok sayıda testin kamu eliyle, öncelikli olanlar başta olmak üzere yapılarak test pozitiflerin bir an önce ayrılması sağlanabilirse asıl işte baskılama stratejisi o zaman başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz sizle konuşmaya. Sayın Demiray'la devam edeceğim. Siz bir salgının yayılması meselesine dair neler söylersiniz? Ayrıca bu test yöntemine ilişkin Türkiye'de ilk konuştuğumuz şey aslında bu hamilelik testi gibi bir şey değil. Vatandaşın değil, devletin öğrenmesi lazım. Dolayısıyla yapılması, satılmasının bir anlamı yok demişti pek çok hocamız. Ama insanlar pozitif olup olmadıklarını ya da vücutlarının dirençli olup olmadığını da bir yandan merak ediyorlar. Ve bu merak aslında kaygı, çok ciddi bir kaygı var. O kaygıyı da bir miktar ortadan kaldırabilecek bir şey. Yani haberi takip ettiğimde pek çok izleyicimiz de benzer mesajlar göndermişler. Buyurunuz hocam. Mehmet Akif Bey, yani bu İngiltere'nin bu tavrını ben şöyle değerlendirdim. Şimdi ilk uyguladıkları politikada hani toplum bağışıklığı yöntemini denemişlerdi ya, bu ilk deneme süreçlerinde en azından ne kadar başarılı olduklarını da ölçmek istiyor olabilirler. Çünkü bu test gerçekten hamilelik testi değil ama ona yakın da benzer sonuç verebilir. Yani eğer gözünüzde iyi bir tarif yapılırsa, ki onu yapmışlardır, böylece kendi yaptıkları stratejinin ne kadar doğru veya ne kadarının tuttuğunu değerlendiriyor olabilirler. Hatta bence güzel de bir şey, çünkü bize de iyi bir veri verir. Yani eğer kısa sürede İngiltere'de çok yoğun bir insanlar kendi kendilerine test yaparlarsa, bir hem insanların kendi kendine test yapabilmelerini değerlendiririz, hem de ne kadarının gerçekten toplum bağışıklama yönteminde en azından kısa bir sürede olsa, yani bir süre denediler bunu, o dönemin nasıl başarılı olduğunu anlayabiliriz. Yani şu anda tabii bizim ülkemizde testler sadece devlet hastanelerinde ve devlet üniversitelerinde yapılıyor. Vakıf üniversitelerinde ve özel hastanelerde yapılmıyor. Tabii bu kısa süreli testlerle ilgili şöyle bir nüans da var. Bu testler 15 dakika ama 20 kişiyi test yaparsanız bu süre uzuyor. Çünkü makine tek, tabii gözünüze de güvenebilirsiniz. O da ayrı bir şey. Ancak PCR yöntemi 90 dakika ve aynı anda 100 hastayı tarayabiliyorsunuz. Yani böyle de bir nüans var. Yani bizim bir önceki testimiz de çok kötü bir test değildi. Yani bu yeni gelen 2 milyon testi çok öne çıkarmak da ne kadar doğru. Tek farkı şuydu: her merkezde PCR yoktu.
Ama ülkemizde oldukça, özellikle büyük şehirlerimizde PCR merkezlerimiz var. Bu önemli bir unsur. Yalnız şu anda biz şeyde yükseliyoruz. Yani sayımız hızlıca artıyor. Kayhan Hocam'ın dediği gibi bir an önce biz pozitifleri izole etmemiz lazım. Gerçekten her geçen gün biz daha fazla hastayla muhatap olmaya başladık. Ben bir onkolog olarak işte onkoloji hastalarının tedavilerine devam edilmesi gerektiğini söylüyordum ama bugünkü fikrim yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü çok yoğun bir hasta akını olmaya başladı hastanelere ve özellikle neden fikriniz değişmeye başladı, buyurun. Hasta sayısı, yani COVID pozitif hasta sayısı artınca benim hastalarım bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ve bu hastalarda gerçekten koronavirüs enfeksiyonları çok daha yıkıcı gidebiliyor. Onun için terazinin kefelerini tekrar değerlendirmem gerekiyor. Yani yarar zararları tekrar değerlendirmem, bazı tedavilerin aralarını açabilmem lazım. Onun için şu anda bizi izleyen onkoloji hastaları da var. Mutlaka yararı zararı iyi değerlendirsinler. Ben biliyorum, merak ediyorlar. Tedavi sonuçlarını merak ediyorlar. Tedavisiz kalmak istemiyorlar. Ama gerçekten şu ana kadar yaptığımız tedaviler bir enfeksiyonla çok ciddi hasar görebilir. Mutlaka durumlarını hekimleriyle tekrar konuşsunlar ve ona göre karar versinler. Biz mutlaka tedavi edilmesi gerekli değil olan hastalarımızı veya tedavi edilmesi gerekse bile aralarını açmayı değerlendirmeye başladım. Bu benim şahsi fikrim ama bence bu hafta, özellikle önümüzdeki haftaki tedavilerimizi planlarken onkoloji hastalarının hekimleriyle bir kere daha görüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, şimdi devam edelim Sayın Şekerel'le. Sayın Şekerel'e ekleyecekleriniz varsa az önceki meseleye dair onları dinleyelim ama aynı zamanda konuklarımızın yoğun şekilde bu dönemde kullandıkları takviye gıdalarla ilgili ve bizim hepimizin aslında işte kolonya ya da korunma amaçlı kullandığımız el spreyleri ve bunların ilerleyen zamanlarda ekonomiye sıkıntıları konuşacağız diyoruz ama sağlığımıza, alerjimize, çevre sağlığına pek çok etkisinin olacağı da konuşuluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirecek olan vitaminlerle belki başlamak da lazım. Zarar verdiği konuşuldu çokça zaman. Yani bu işte ciğerlerimize de zarar verebilir diye. Nasıl bir yol haritası izlenmeli ya da mesela riskler görüyor musunuz? Riskli hastalarınız var mı? Size danışan, konuşan bu hususlarla ilgili nelerden uzak duruyoruz? Buyurunuz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Mehmet Akif Bey. Önceki konuşmacılara ek olarak bir iki tane cümle tabii söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. Şimdi esasında bu tip salgınlarla karşılaştığımızda burada bir altın reçete yok. Ülkenin koşullarına, kültürüne uygun, hastalığın seyrine uygun reçeteler düzenlemek durumundayız. Örneğin hastalığın başlangıcında sosyal mesafe derken eğer salgının kontrolden çıktığı hissedildiği zaman sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere, olağanüstü halde dahil olmak üzere şeyler, planlar devreye girebilir. Dolayısıyla bunlara karar verebilmek için öncelikle bu konudaki rakamsal verilere sahip olmak lazım. Sağlık Bakanlığı bu konuda aktif çalışıyor, rakamları takip ediyor ve şu anda da yapılan uygulamalarda belki eleştiri konusu olabilecek tek şey yeterince test yapılıyor mu, yapılmıyor mu sorusu olabilir. Gerçekten de halka bırakmak yerine ama sağlık kurumlarında daha yaygın olarak uygulanması, insanların rahatlatılması, kaygılarını gidirmesi açısından yararlı olabilir. Gelelim ikinci konuya. Tabii ki bu hastalığa herkesin aynı yanıt vermediğini biliyoruz. Ölümlere baktığımızda, ne yazık ki kaybettiğimiz vakalara baktığımızda en büyük risk faktörü olarak yaşın ortaya çıktığını görüyoruz. Yaş her zaman bir risktir. Zaten yaşın derlemesi vücuttaki bir takım yedeklerin, rezervlerin tükenmesi, azalması anlamına gelir. Dolayısıyla mücadele gücü azalır. Hele de bir de bunun üzerine eklenmiş bir takım hastalıklar varsa, bir kalp damar hastalığı gibi, bir böbrek hastalığı gibi, bir diyabet gibi, bir kanser gibi veya kullanmakta olduğumuz bir takım ilaçlara bağlı bağışıklık sistemimiz baskılanıyorsa o zaman bu virüse karşı daha zayıfız demektir. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın hepsinin kaygısı bağışıklık sistemlerini güçlü kılmak. Esasında biraz medyanın da etkisiyle
Etrafta bir sürü uyaran geliyor bu konuda. Neler yapabiliriz diye. İşte bağışıklık sistemi güçlendirmek için ne kullanabiliriz diye. Esasında bu hastalık sürecinde bağışıklık sistemi iki türlü farklı şekilde çalışıyor. Bir kere hastalıkla karşılaştığımızda bağışıklık sistemi baskılanmışsa eğer, yetersizse, o anda hasarlıysa o zaman hastalığı ağır geçirebiliyoruz. Oysa ki hastalık sürecinde bağışıklık sistemi bazen çok kontrolsüz tepkiler vererek kendi kendine, vücudun kendisine zarar veriyor, nitelikler kazanabiliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemi başta zayıfsa kötü ama ileride de çok aşırı tepki verdiğinde hastalık tablosunu arttırabiliyor. Bizim solunum yetmezliği dediğimiz tabloya katkıda bulunabiliyor ki o zaman bir takım ilaçlar kullanarak bağışıklık sistemini bu kontrolsüz, abartılı yanıtını durdurmaya çalışıyoruz. Peki biz bir vatandaş olarak bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Esasında bunun çok böyle bir altın reçetesi yok. Herkesin bildiği şey, bol sıvı tüketeceğiz, uykumuza dikkat edeceğiz, dengeli beslenmeye dikkat edeceğiz, stresten uzak kalacağız, açık hava ortamlarını tercih edeceğiz. Bunun dışında piyasada satılan veya bir takım böyle gıdaların ön plana çıkartılmasından çok büyük bir beklenti içine girmemek gerekiyor. Benim söyleyeceklerim beslenmeyle ilgili, bağışıklık sistemi güçlendirmek adına bu. İkincisi tabii bu virüsle karşılaşmamamız gerekiyor. Bu yüzden de hani virüslü ortamlardan uzak durmamız, olası bir bulaşı da engellemek amacıyla bir takım dezenfektanlardan yararlanmamız gerekiyor. Gerçekten bunun ilkeleri özellikle belirlendi. Medyada bununla ilgili birçok video var. Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili uyarıda bulundu. Sosyalleşme konusunda sarılmak, el sıkışmak, bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Yakın mesafe karşılaştığımız insanlar. Bunların başka handikaplar olacak mı hocam? Bunları çok sık söylüyoruz aslında biz de. Yani uzak durulması gereken şeyleri ya da bu dezenfektanları kullanmamız gerekli, kullanıyoruz. Yani kullanmamız da gerekiyor belki ama farklı bir takım şeylerle karşılaşır mıyız bunların? Kesinlikle. Öncelikle bir kere bunların alerjik reaksiyonlarla karşılaşıyoruz. Bunları aşırı kullananlarda ciltte hasar oluşuyor ve oluşan hasara bağlı olarak bir takım egzama, döküntü, kızarıklık gibi ve yanma gibi şikayetlerle bize başvurmaya başladılar. Biz de hani bunlardan mümkün olduğunca abartılı kullanılmaması da gerekiyor. Gerçekten elimizi bir yere temas ediyorsak ondan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle elin yüzümüzde T bölgesi dediğimiz gözler, burun ve ağız bölgesine temasından uzak durmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu dezenfektanları kullanırken de gerçekten ölçülü olmak gerekiyor. Hı hı. Ölçüsüz kullandığımız zaman mutlaka zararlar verebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca az kullanma ihtiyacı duyalım, etrafa az dokunalım, kalabalık ortamlarda az bulunalım ki bunlara az ihtiyacımız olsun diye bir azdan kastımız nedir burada hocam? Yani burada tabii ki bunları kullanmamız gerekiyor. Elimizi sabunla yıkamak en uygun önlemlerden bir tanesi. 20 saniyelik yıkama kuralımıza uyalım. Bir şeylerle temas ettiğimiz zaman onu kullanalım. Ancak aşırı miktarda dezenfektan kullanmak bu sefer cildimize zarar vermeye başlıyor. Her dakika, her saat başı, her yarım saatte bir dezenfektan kullanıldığı zaman cildimiz tahriş oluyor. Bunları çok kullanıyorsak o zaman ciltte nemlendirme de yapmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü bunlar cildin yağ tabakasını ortadan kaldırarak cildin kurumasına, cildin bariyer fonksiyonuna zarar veriyorlar. O yüzden belli oranda kullanırken de içinde gliserin uğranan dezenfektan ürünler tercih edilebilir. Ya da bir sabunlama ya da dezenfeksiyon yaptıktan sonra bir nemlendirme işlemi uygulanabilir. Peki, teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Bey, evinizde oturursanız çok ihtiyacınız olmaz. Hocamın temel söylediği bu. Yani bizler hastanedeyiz. Her hastayla mutlaka bir temasımız oluyor. Bir kağıt alıp veriyoruz, bir film bakıyoruz, bir şey yapıyoruz. Bizler çok kullanıyoruz ama toplumun mümkün olduğunca evinde oturursa zaten bunları çok kullanmaya ihtiyacı olmayacak. Evet, evde oturması için de bazı şartların herhalde yeniden konuşulacağı bir döneme doğru da gidiyoruz. Konuşacağız hocam, kısa bir araya gideceğim müsaadenizle. Aradan sonra devam edeceğiz.
Efendim devam ediyoruz konuşmaya. Profesör Doktor Kayıhan Pala, Bülent Şekerel ve Mutlu Demiray konuklarımız. Sayın Pala ile devam edeceğim. Efendim pek çok hastanede şu sıralar tomografi meselesi gündemde. Tomografi çekiliyor hastalara, koronavirüs testinden ziyade. Bir anlaşılır mı tomografiyle? Bir sonuç alınır mı? Buyurun. Ha, hemen söyleyeyim. Dünyada da kabul edilen bir yöntem. Hatta virüs yükünün yeterince oluşmadığı olgularda sürüntüler usulüne göre alınıp laboratuvara gönderilmiş olsa bile erken dönemde negatif çıkma olasılığı yüzünden tomografinin korona testindeki PCR kadar bir değeri olduğuna ilişkin yayınlar var. Dolayısıyla çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Peki tomografide görünmediği takdirde hastaya negatiftir diyebiliyor musunuz? Şimdi bu konuda bildiklerimiz çok fazla değil. Ancak Çin'in yayınladığı 70 bin vakalık, 72 bin vakalık seriye baktığımızda bazı vakalarda tomografi bulgusu olmadığı halde hastanın klinik olarak korona pozitif olarak değerlendirilmesi söz konusu. Hatta şöyle vakalar da var. Bunların oranı düşük, %1 ama korona testi, PCR testi pozitif olduğu halde herhangi bir şekilde hastalık bulgusu yok. Yani öksürük yok, yüksek ateş yok, nefes darlığı yok. Ama buna rağmen uzmanlar bunların çok başından beri açıklandığı gibi %30 kadar hastada bulgu vermeden ayakta geçirilen olgular olarak değerlendirilmesini öneriyor. Dolayısıyla sorunuza şöyle yanıt vereyim. Biz korona hastası olarak 1- test pozitifliğini, 2- tomografi bulgusunu, 3- klinik bulgusunu değerlendirerek karar vermeliyiz. Burada da elbette hekimlere büyük bir görev düşüyor. Sayın Demiray, sizin buna dair ekleyeceğiniz bir şey var mıdır efendim? Tabii bizde akciğer bulgusu olmaması klinik açısından çok önemli. Yani hastaya bir takım tedavileri veya takip edeceğiniz yeri belirleme açısından da önemli. Hem teşhis hem de klinik olarak hastayı takip ve tedavi şeklinizi etkileyebilecek bir yöntem ve çok hızlı sonuç alabildiğiniz bir yöntem. Peki aslında alt başlıkta var. Sayın Pala size de, Sayın Demiray ve Şeker size de sorayım. Pandemilerle ilgili evrelerden söz ediyoruz ya şu anda. Az önce işte yayına başlarken bu salgının kısa zamanda biteceğini ifade eden bir Çinli akademisyenin görüşünü ekranlara getirdik. Biz kaçıncı evresindeyiz? Bu çıkış hızı bittiğinde, aşağı doğru inmeye başladığında grafik tekrar çıkması olasılığı söz konusu mu? Ve bu evreler tamamlandığındaki durum, yani geçmişteki salgınlara baktığımızda nasıl bir zamanlamadan söz ediyoruz? Ne kadar sabredeceğiz? Sayın Pala, buyurun size sorayım. Sonra tek tek diğer hocalarımızın da görüşlerini alalım. Evet. Öncelikle teşekkür ederim bu soru için. Şimdi bu soruyu bilimsel perspektiften daha doğru yanıtlayabilmek için elimizde daha fazla veri olması lazım. Mehmet Akif Bey, biliyorsunuz dün Sayın Bakan olgu sayısını yaklaşık 2500 civarında açıkladı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı akşam konuşmasında bunu 8500 olarak dile getirmiş oldu. Dolayısıyla hangi sayının geçerli olduğunu bilmiyoruz. İkincisi, başından beri söylediğimiz olguların coğrafi dağılımı, yaş dağılımı ve olgulara eşlik eden semptomlar konusunda bilgilerimiz sınırlı. Yani Türkiye'deki olgu sayısını 2500 olarak varsayacak olursak, kaçında ateş oldu, yüksek ateş, kaçında kuru öksürük oldu, kaçında nefes darlığı oldu, kaçında ishal gözlendi gibi herhangi bir epidemiolojik bulgu elimizde yok. Ama bunlara rağmen sırf Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şu son 15 günlük vakaların seyrine bakacak olursak ve bu seyri hem Çin'le hem Avrupa ülkelerindeki seyirle epidemiolojik bir bakış açısıyla karşılaştıracak olursak Türkiye için 3 şey söyleyebiliriz. Birincisi, Türkiye'de henüz salgın eğrisi çıkış eğiliminde. Dünkü 15 ilan edilen ölüm sayısından da gözlendiği gibi tepe noktasına ulaşmış değil. Tepe noktasına ulaşma hızını birinci turda konuştuğumuz epidemiye karşı kullandığımız stratejiler belirleyecek. Ama öngörülerimiz 1,5-2 hafta kadar daha Türkiye'de bu tepe noktasına doğru bir yükselişin süreceği biçiminde. Ayrıntılı veriler ilan edildikten sonra daha net konuşabiliriz ama şimdilik öngörülerimiz böyle. O tepe noktasından sonra aşağıya inmesi ve toplumda bu epidemiden artık daha az söz edilir duruma gelmek için ise iyimser ihtimalle 8-9 haftaya, belki 10-11 haftaya kadar uzayacak bir zamana ihtiyacımız olduğunu
söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki iki hafta içerisinde ya da iki hafta sonra en üst noktaya ulaşacağını değerlendiriyorsunuz. Doğru mudur? Şu andaki bulgulara göre değerlendirmemiz öyle. Ama bu daha değişiklik gösterebilir. Eğer şu anda bilmediğimiz bazı yerlerde, işte Sayın Bakan'ın sözünü ettiği bazı illerde, örneğin fiziksel mesafeye hiç uygun olmayan yaklaşımlar olduğu öngörüsü var. Özel sektörde 30 santim bile ara vermeden çalışan işçiler var. Yeraltı madenlerinde çalışanlar var. Yani bunun toplumda ne kadar etkili olabileceğine ilişkin henüz elimizde bir veri yok. Bu veriler olmaksızın yaptığımız tahmini değerlendirmeden söz ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Muhtemelen gündeminiz işinizle birlikte aslında aile yaşantınızda da koronavirüstür yoğun şekilde. Ve en yakınlarınız, sevdikleriniz, bir uzman olduğunuz için biz sizden nasıl görüş alıyorsak sürekli size ne olacağını soruyorlardır. Yayılımla ilgili özellikle, yani böyle bir değerlendirme yaptığınızda siz de toplumun çok geniş bir kesiminin enfekte olacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız şayet nasıl bir stratejiyle kendi aileniz içerisinde bu süreci, bu krizi nasıl yönetiyorsunuz? Yani sonuçta bu savaşın komutanları sizlersiniz ve kendi komuta ettiğiniz ekibi nasıl yönetiyorsunuz? Sanırım soruyu bana soruyorsunuz. Evet. Şöyle, birincisi bu savaşın komutanları biz değiliz. Çünkü karar verme süreçlerinde hiçbir etkimiz yok. Oysa halk sağlıkçıların, epidemioloji bilimiyle uğraşanların en azından karar vericilere güçlü bir danışmanlık yapması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu açıdan da size ve televizyonunuza teşekkür ederim. Halk sağlığı uzmanlarını televizyona çıkardığınız için. Ama halk sağlığı uzmanlarından söz ediyorum. Türkiye'de adı sanı belli olmayan uzmanlığı altına yazdığınız kişilerden söz etmiyorum. Şimdi sorunuza gelecek olursak, ben örneğin annem babamla çok yakın, yürümeyle 10 dakikalık bir mesafede yaşıyor olmama rağmen 15 gündür hiç görüşmedim. Yalnızca telefonla konuşuyoruz. Evimde eşim ve kızımla aramıza bir fiziksel uzaklık koyarak yaşamaya çalışıyoruz. Kendi çalıştığım halk sağlığı departmanında meslektaşlarımla ve burada çalışanlarla aramıza bir fiziksel uzaklık koymaya çalışıyoruz. Benim öngörülerim, bize ulaşan bilgiler ki yurt çapından Türk Tabipleri Birliği WhatsApp grubu içerisindeyim ben. Çok sayıda, az önce arada da baktım, gelen bilgiler, açıklanan verilerin önümüzdeki günlerde daha da fazla artabileceğini gösteriyor. Örneğin şöyle örnekler vereyim size. Kurum ve kişiden söz etmeyeceğim. Ama 10 gün sonrası için nöbete çağrılan meslektaşlarımızdan bazıları için şimdiden yoğun hasta müracaatı yüzünden nöbete erken çağrılma durumları var. Dolayısıyla olgu sayısının önümüzdeki günlerde ve özellikle 1,5-2 haftalık süreçte artabileceği öngörüsüne ben sahibim. Bu yüzden de bizden öneri almak isteyenlere toplantının başından bu yana söylediğimiz kişisel önlemleri almayı ön plana çıkarmalarını öneriyorum. Önerilerim şöyle: bir, toplumun bazı kesimleri özellikle sosyal medyada kendi uzmanlık alanlarıyla ilgisi olmayan, örneğin ilaç tartışması konusuna çok fazla yöneliyorlar. Burada söylememiz gereken şu: bırakalım tıp doktorları ve sağlık çalışanları kendi işlerini yapsınlar, toplum da kendi işini yapsın. Toplumun yapması gereken iş, bu evde kal sloganıyla özetlenen, olabildiğince sağlıklılarla hastaları bir araya gelmekten alıkoyacak bir yaşam biçimini tercih etmek yönünde olmalı. İki, sağlık çalışanlarımızı ve sağlık sistemimizi koruyucu malzemeler eksiği ve tedirginliği yaşanmayacak şekilde destekleyip sağlık sistemimizin yanıt verme kapasitesini en üst düzeye çıkartalım. Ve üç, burada tabii ki merkezi ve yerel hükümetlere, yerel yönetimlere büyük bir görev düşüyor. Burada da birinci turda söylediğim salgının ivedi olarak baskılanması stratejine dönük özel önlemler alalım. Yani örneğin özel sektörde çalışanlara gidin çalışın diyeceğimiz bir ortamda bu baskılama stratejisinin benimsenmesi mümkün değil. O yüzden işten çıkartmaların yasaklandığı, çalışanlara, özel sektörde çalışanlara ücretli izin verildiği, zorunlu olmayanlar dışında kimsenin dışarıya çıkmamasının istendiği ve buna özendirildiği, hasta olanları çok fazla test yaparak kısa sürede saptandığı ve onların tecridinin sağlandığı bir stratejiye ve evde kalanlar, yurttaşlar için de bir yaşam biçimi değişikliğine en azından bu süre için bir ihtiyaç var. Ben bunları söylemeye çalışıyorum. Peki. Sayın Şeker, size devam edelim efendim. Siz ne söylersiniz? Bir enfekte olma meselesi, kendi uyguladığınız yöntemler. Buyurunuz. Evet. Yani bu konuda tabii gelecekte ne olacağını öngörmek çok kolay değil ama
gelecekte ne olacağı bugün nasıl yaşadığımızla çok ilişkili. Yani herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bugün İçişleri Bakanı Sayın Soylu da ifade etti. Bir takım sıkıntılar var özellikle evde kal sloganına uyulmaması konusunda. Vatandaşların yarın neyle karşılaştıkları tamamen bugünkü davranışları ve tutumlarıyla yakın ilişkili. Herkesin bunun bilincinde olması gerekiyor. Bu ciddi bir sorun. Bir sorunla karşılaştığımızda, bu virüs hastalıkla karşılaştığımızda buradan nasıl çıkacağımız, alacağımız sağlık hizmetinin kalitesiyle ilişkili. O kalite de o sistemin birden aşırı bir yükle karşılaşmamasıyla, yani kontrollü bir salgınla mücadele etme becerisi sağlık sistemimizin iyidir ama kontrolden çıkmış aşırı hasta yüküyle karşılaştığı zaman bunu yanıt vermesi mümkün değildir. Bugün tabii mevsimsel bir etkiden söz ediliyor. Haziran'ın ikinci yarısından sonra salgının mevsimin etkisiyle birlikte azalma trendine gireceği söyleniyor. Fakat tabii ki bu salgının tamamen ortadan kalkması toplumun %50 ile 70'inin buna bağışık hale gelmesiyle ilişkili olduğu. Dolayısıyla belki zirve çıkacak, çıkış çıkacak ama hastalananlar devam edeceğini öngörebiliyoruz. Ve bunun bir yıl, iki yıl kadar süreceğini söyleyen çalışmalar var, veriler var. Dolayısıyla uzun vadeli düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Ama bugün özellikle bu çıkış trendini, çıkış eğilimini baskılamak için herkesin bu önlemlere mutlak riayet etmesi gerekiyor. Hocam, enfekte olmak ve bağışıklık birbirine paralel bir süreç. Doğru mu? Evet, yani siz hastalığı geçirdiğiniz zaman zaten hastalığı geçirenlerin %80'i basit soğuk algınlığı şeklinde geçiriyor. Ama %20'sinde sıkıntı oluşuyor. Bunların yaklaşık %15 gibisi ağır geçirirken %5'i de çok ağır geçirebiliyor. Yaklaşık hastalanan 100 kişinin 2 ile 3'ünün kaybedilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu, yani bunlar istatistik rakamlar, bu zamana kadar edinilen tecrübeler bize bunu söylüyorlar. Ve bizim de buna göre davranmamız gerekiyor. Risk grupları var. Özellikle o risk gruplarını korumamız gerekiyor. Ona göre davranmamız gerekecek. Peki siz bütün bir toplumun mu günün sonunda buna bağışıklık kazanarak enfekte olup bu süreci atlatacağını değerlendiriyorsunuz? Yani birçoğun özellikle bunu geçirmesi gerekecek. Bu yaptığımız tedbirler salgını durdurmak için değil, salgının kontrolden çıkmasını engellemek için yapılıyor. Çin'deki yöntem farklı bir yöntem miydi? Yani Wuhan'da mesela toplum enfekte olmadan müdahale edildi, baskılandı, karantinaya alındı çok sert önlemlerle. O zaman orada Wuhan'da yaşayan milyonlarca insan şu anda buna bağışıklık kazanmış değil diyebiliyor musunuz? Yani oradaki tabii rakamları çok hani burada bilmemiz mümkün değil. Yöntem ama, olarak soruyorum aslında biraz, rakam değil de. Evet, evet, evet. Yani yapılan şey zaten işte bulaşı engellemek. Çünkü bu çok hızlı bulaşan, bulaşma kapasitesi çok yüksek bir virüsle karşı karşıyayız. Yani ölüme neden olma potansiyeli çok çok yüksek değil. O SARS'la, MERS'le karşılaştırdığımızda. Ancak çok bulaştığı için çok insana bulaşacaktır endişesi var. Tabii bu arada süreçte nasıl seyredecek onu görecek, belirleyecek şeylerden bir tanesi virüsün genetik yapısının değişmesi. Bu MERS'te bu oldu ve salgın ortadan kalktı. Çünkü genetik yapısı ortadan kalktı veya bu süreç içinde eğer salgını yavaşlatabilirsek aşı bularak veya etkin bir tedavi bularak daha iyi sonuçlar sağlık sisteminden hizmet alanların daha iyi sonuç alacakları bir noktaya doğru ilerleyebiliriz. Peki Sayın Demiray, siz neler söylersiniz efendim? Mehmet Akif Bey, o kötü senaryo, yani toplumun ciddi bir kısmı enfekte olmamalı. Zaten sanki kötü amacımız... senaryo artık kabul edilmiş senaryo gibi geliyor bana her yerde konuşulanlara. Yok, hayır, kabul etmedik. Herkes evinde kalsın. O senaryoyu çok istemiyoruz. Yani biz hepimiz, yani toplum bağışıklığı yöntemi uygulamıyoruz. Biz çok gerekirse daha sert önlemler de alıp bu hastalığı kontrol etmemiz lazım. Bu arada Kayahan Hocam'a çok hak verdiğim bir nokta var. Gerçekten halk sağlıkçıların, epidemiyologların, hatta bence romatologların ve ciddi bir grubun bu bilim kuruluna çok yakın irtibatta olması gerekiyor. Yalnız burada ben bir opsiyon açmak istiyorum. Özellikle bilim kurulunun, bakanlığın da kulağına gitmesini istiyorum. Biz sonuçta hekimiz. Ben bir iç hastalıkları uzmanıyım. Belki bugün onkoloğum ama ben bir bilim insanıyım ve bu işe kafa yoruyorum. Ve benim gibi binlerce insan olduğunu ve artık onkologların, pediatristlerin, endokrincilerin, işte ortopedistlerin, genel cerrahların da koronayla ilgili düşünceleri olduğunu ve yayınları yakından takip ettiklerini biliyorum. Onun için
bu tip yerlerden çıkan fikirlerin, çünkü bunların hepsi çok ciddi eğitim almış ve çok ciddi bir tıbbi birikim olan insanlar, bunların iletilebileceği ve değerlendirilebileceği bir ortam olması lazım. Mesela bazı ilaçlarla ilgili bizim çok ciddi fikirlerimiz vardı ve bunları bir şekilde iletmeye çalıştık. Ama biraz işte bilim kurulu ne kadar ciddi aldı bilmiyorum, ama bir şekilde bence ülkede bilim üreten, bu işe kafa yoran herkesin fikri çok değerlidir ve bunların mutlaka ön planda değerlendirilmesi gerekiyor. Peki Sayın Demirel, bir temas yok mu bilim kurulu üyeleriyle bu anlamda? Ya şimdi tabii oraya da bir bombardıman olduğunu biliyorum. Yani sürekli data gidiyor, sürekli veri gidiyor. Onlar da bunların arasından nasıl en işe yarayanları seçecekleri. Tabii ki yani tabii ki bu belki bir alt kurul daha olması lazımdı. Mesela size ilginç bir data vereyim. Hindistan sağlık çalışanlarına o sıtma ilacının önleyici olarak kullanılmasını onayladı. Mesela bu birkaç gün önce olan bir olay. Yani bunların daha çok, çünkü bizim sağlık personelini çok çok daha önemli korumamız lazım. Yani bugün işte biz biraz önce yine toplantıdan geldim ben, hemen programımız öncesinde. İşte dünü değerlendirdik. Çünkü önce sabah acil işlerimizi yapıyoruz ve dünü değerlendirdik. Gerçekten bizim çok yoğun bir şekilde korunmamız lazım. Personelimizi korumamız lazım. Hemşiremizi, porterimizi ve bunların enfekte olmamasını sağlamamız lazım. Veya çalışabilir halde olmaları lazım. Yoksa o kötü senaryoya geldiğimizde iş ciddi. Şunu söyleyeyim. Yani ben sahada olan birisi olarak belki bir fikir veya ne diyeyim, artıştayız. Yani artışımız hızlanıyor. Yani ben tek bir hastanede çalışıyorum. Türkiye genelini yansıtmaz ama şurada bir gerçek ki benim buradaki gözlemim de tesadüf olamaz. Bizim son 3 günde olan hasta sayımızın artış hızı, biz geçen hafta rahattık. Onu size söyleyeyim. Yani hani toplantılar yapıyorduk koronayla ilgili, onu yap ama bugün ısının yaklaşığı ve sıcaklığı hissediyoruz, öyle söyleyeyim size. Nasıl, ne kadar arttı? Ya yani bayağı katla arttı. Yani geçen hafta hasta yatmazken bu hafta çok ciddi hasta yatıyor. Yani Covid şüphesiyle evet, gelen hasta şüphesiyle, sayısı bunlar sadece, evet, doğru mu? Evet, çok ciddi arttı, evet. Dolayısıyla aslında Sayın Pala'nın da söylediği gibi böyle bir yukarıya doğru grafik çıkıyoruz, yükseliyor. Pandeminin test sayımız artınca bunu daha net göreceğiz zaten. Ne zaman böyle bir öngörü ile paylaşacağız biz diyeceğimize, yani test sonuçları açısından böyle bir... Mehmet Akif Bey, önümüzdeki iki hafta çok zorlu. Gerçekten toplumumuz çok çok bu iki haftada her biri korona hastasıymış gibi, Covid pozitifmiş gibi davranmalı. Lütfen evlerinizde oturun. Gerçekten sosyal mesafelere, izolasyonlara, hijyene çok dikkat edin. Ve bu önümüzdeki iki hafta bizim için çok önemli. Biz toplumumuzun ciddi bir kısmını enfekte olmadan, enfekte olanların iyileşip daha sonra bu virüsün ortadan kalkması için çalışmamız gerekiyor. Onun için bu iki hafta çok önemli. Ben bir hekim olarak böyle düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum Mutlu Demiray, Kayıhan Pala ve Bülent Şekerel katkılarınız için. Şimdi noktalayacağız manşetin bu dilimine. Görüşmek dileğiyle.